Arkadaşlar herkese selamlar. Hesap makinesi projemizin 11. dersindeyiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte üst alma ile ilgili sayfaların oluşturulması sürecini işleyeceğiz sizlerle. Bu video aslında bir tekrar videosu arkadaşlar. Bu videoyu çekmiştim arkasında bir iki video daha çekmiştim ama bu videoda bir ses problemi olmuş. O yüzden aynısını tekrar çekiyorum. Yani sağ tarafta ya da içerikte başka başka e, dersler, HTML dosyaları, JS dosyaları görürseniz problem etmeyin. Dediğim gibi araya tekrar bir çekim yapıyorum bunu. Şimdi dersten önce şöyle exponent.html, result, exponent controller ve r controller'larımızı şu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Bunların içerisindeki değerleri constant'lardan aldım. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız gibi constant'ları yapmıştık. Bunların değiştirme işlemini sizlerle birlikte yapacağız. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Tekrar oluşturmayalım. Siz de sıkılıyorsunuzdur zaten bunları yaparken. Burada sabit ile çarpmak istediğiniz değer giriniz diyor. Burada üstünü almak istediğiniz değeri biriniz diye çeviriyoruz. Şurası constant değil. Exponent olacak. Üs almak istiyorum. Burayı da geldim. Üs al diye butonun ismini değiştiriyorum. Şöyle kaydettik. Bunu yaptık. Exponent result'a gidelim. Burada constant result yazıyor arkadaşlar. Bunu exponent result olarak değiştireceğiz. Burası da tamam index.html'de ben kontrolü daha önce atmıştım şuraya arkadaşlar şurada exponent kontrolü olarak. Bunu siz de atabilirsiniz. Şuradan sürükleme işlemi yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. State'leri oluşturalım isterseniz. Şurada constant'tan hemen kopyalıyorum arkadaşlar bunu. Geldim. Exponent olacak ismi. Şöyle kopyalayalım. Exponent.html'e gidecek ve exponent controller da benim controller'ımın ismi olacak. Bu şekilde bunu da yaptık. Şimdi buraya kadar çalışıyor mu isterseniz ona bir bakalım. Index.html'e gidiyorum. Şurada bizim href'imiz vardı. Ünlem slash diyorum. Ve buna exponent diye URL'imi yazıyorum. Geldik şimdi. Şöyle bir sayfayı yenileyelim üst alma dedim. Lütfen üstünü almak istediğiniz değeri giriniz diye karşıma geldi. Kontrolörümüz çalışmıyor. State'imiz çalışıyor ama bunda herhangi bir problem yok. Tekrar gelelim. Kontrolörümüzü düzeltelim. Bunun adı şöyle exponent controller olacak arkadaşlar. Çalıştığı fonksiyon exponent olacak. Gittiği yerde exponent result olacak arkadaşlar. Bu şekilde bunu da yazmış olalım. Burada da herhangi bir problem yok. Şunu da isterseniz şöyle 6 olarak değiştirelim. Farklı bir sayı şey olsun. Bunu yaptık. Bunda da bir problem yok. Gelelim şöyle states'e. Exponent result sayfasını oluşturalım isterseniz. Constant result'ı direkt kopyalıyorum. Üzerinde oynamalar yapabiliriz. Şurası exponent result olacak. Şöyle exponent diyelim. Yine URL'i result slash a olacak. Bu sefer constant result'a değil, exponent result'a gidecek. R controller benim controller'ım. Şuradaki data'yı da siliyorum. Şimdilik bu şekilde bir kaydedelim. Geldim. Sayfayı yenileyeceğim. Alt olarak geldi. Controller'ım da çalışıyor benim. Şurada üst sal butonuna tıklayalım. Tıkladığımda benim sonucum gelmedi. Şurada bir problem yaşadık. katsayı ile çarp diyorum. Sabit ile çarp dedim. Sonuç 80 geldi. Bunu niye gösterdim? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi katsayı ile çarp çalışıyor. Üst al çalışmıyor. Bunu diyebilirsiniz ki şundan kaynaklanıyor. Şurada eksponent kızalta Eksponent rızaltı biz yazdık. Ama buna herhangi bir değer ataması yapmadık. Ondan çalışmıyor olabilir diyebilirsiniz. Bakalım ondan mı çalışmıyor? Şöyle dolar scope nokta eksponent rızalt diyorum. Şöyle eşittir diyeceğim. Burada ilk olarak hatalı bir kodlama yapalım isterseniz. Yani hatalı dediğim normal bir kodlayacağız ama üst bildiğiniz gibi şu şekilde aynı sayının kendisiyle çarpımı şeklinde tanımlanıyor. Bunu bu şekilde yapalım. Daha sonrasında daha doğru bir şekilde nasıl yaparız onu göstereceğim arkadaşlar size. Daha doğrusu aslında JavaScript ile bunu yapmamız gerekli. Yani bu şekilde yapmaktansa JavaScript'teki matematik kütüphanesini kullanmak daha mantıklı olacaktır. Şimdilik bu şekilde kalsın diyelim bu. Şimdi geldim. Sayfamızı yenileyelim şöyle bir. 6 geldi. Üst al dedim. Benim sonucum yine yazmadı. Katsayı ile çark diyorum. Sabit ile çarkı tıkladım. Burası çalışıyor. Bunda sıkıntı yok. Burası çalışmıyor ama. Şimdi bu çalışıyor. İkisinin de kontrolü aynı. Bu çalışıyorken bunun çalışmıyor olmasının sebebi nedir acaba? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi A kontrolünün içindeyiz. Burada bizim yapmış olduğumuz bir tane constant result vardı arkadaşlar. Burada dolar state current datadan multiplier'ı alıyorduk. States için biz bunu belirtmiştik arkadaşlar. Şurada constant result'ta bir tane data multiplier mevcut. Ben exponent result'a giderken şurada bu arada kontrolü da yazmamışız arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Şunu da hemen yazalım da sorunun ondan kaynaklanmıyor olduğunu tekrar görelim isterseniz. Bir yenileyelim. Üst alma dedim. Üst al dedim. Sonuç olarak yine böyle hatalı bir sonuç çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana çözümü yine vermedi. Hata vereceğini biliyordum zaten. Önceden aslında kontrolörü yazmamışız. Onun hatasını veriyordu. Ama şimdi kontrolörümüz de var. Yine hata veriyor. Ben aslında buraya odaklanmak istiyordum. Buradan devam edelim şimdi. Katsayı ile çarp diyorum. Burada sonuç tekrar geliyor. Şimdi bunun sebebi şu arkadaşlar. Biz burada constant result içinde bir data gönderdik. Şurada multiply. Ve biz şurada hem da hem de exponent'te aynı kontrolü kullanıyoruz. İkisini çalıştırdığımızda arg controller'a gidiyor ve siz hangisinden giderseniz gidin, constant'tan da exponent'ten de gitseniz şuradaki arg controller'daki bütün işlemler yapılıyor. Şimdi siz burada constant üzerinden gittiğinizde datayı sağladınız multiplier'ı ve burada bu işlemi başarılı bir şekilde yapıyor. Ama Eksponent ile giderken bir multiplier olmadığı için bu kontrolörde beraberinde giden kontrolörde demeyeyim bu state'in içinde bir data olmadığı için a kontrolörü geliyor. Şuradaki işlemde şaşırıyor. Multiplier diye bir şey tanımlamamışsın bana diyor. Ben burayı çözemiyorum diyor. Ve orada bu şekilde patlıyor arkadaşlar. Bunu elimine etmek için yapmamız gereken şey şu. Ben direkt şuradaki datayı da kopyalıyorum. Beraberinde gönderiyorum. Exponent result ile. Bunu yaptığımda artık sonucun başarılı bir şekilde dönmesini bekliyorum. Gelelim şöyle üst alma dedik. Tıkladım 36 olarak verdi. Katsayıya bakıyorum 80. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem olmadan. Şimdi bu genel olarak tanımlamayı oluşturduk. İki tane de küçük bilgiyle bu süreci dersi tamamlayalım isterseniz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi UI SRF kullanımı. Şimdi biz şu ana kadar index.html içinde hep şu şekilde href verdik ve url tanımladık. State'imize bu şekilde ulaştık. Bunun UI router'la bir diğer yolu daha var arkadaşlar. Şunu şöyle keselim. Şöyle bir yorum alıyorum. UI esraf arkadaşlar. Şöyle UI tre yazamadım. UI tre esraf olarak şunu yazalım. Evet yanlış oldu. Tamam. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar. Buraya bizim yazmamız gereken şey artık URL değil. Şurada href'te yazdığımız gibi URL değil. Bu sefer state'in adını yazıyoruz arkadaşlar. Yani ben burada hangi state'e gitmek istiyorum? İlk olarak href'e tıklandığında exponent.html'e gitmek istiyorum. Yani onun adına biz ne vermiştik? exponent vermiştik. Direkt alıyorum bunu. Şurada index.html'de sref'in içine tanımlıyorum. Sen diyorum buna tıklandığında eksponent ismine sahip state'e git. Gelelim şimdi çalışacak mı? Şöyle bir yeniden yükleyelim. Üst alma diyorum. Gördüğünüz gibi sonuç tekrar karşıma geldi. Tıkladım. 36 olarak yine sonucu bana verdi. Yani href'te URL kullanabilirsiniz ya da sref diyerek o state'in ismini vererek bunun tanımlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. İki türlü de gidebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Sonuç son olarak exponent.html'de mesela ben şunu yapmak istiyorum. Sildim. Üst al dedim. Nan diye bir sonuç çıktı arkadaşlar. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Engellemek istiyorum bunu. Üst alma dedim. Bunu sıfır yaptığımızda da sıfır sonucunu verecek mesela. Bu sıfırı da görmek istemiyorum ben. Sıfırın üstünü almak mantıksız geliyor bana. Bunları ben engellemek istiyorum. Burada bu gibi durumlarda projelerinizde siz neleri kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bu butonlar için ng disabled kullanabilirsiniz. Şöyle ng disabled diyorum. Buraya şuradaki ng modelımı bağlamak istediğimi söylüyorum. Bunun içi boşsa ya da sıfıra eşitse ben bunu disable yap diyorum. Yani bunun içi doluysa true olacak. True olduğunda başındaki ünlemle birlikte bu false olacak. Disable edeyim mi diyecek. Ben de false diyeceğim. Hayır etme diyeceğim. Ya da burası boşsa false gelecek buradan. Burası false olduğunda başındaki ünlemle true olacak burası. Burası true olduğunda diyecek ki disable edeyim mi? Ben de true evet et diyeceğim. İşleme izin verme diyeceğim. Bu şekilde. Gelelim şimdi. Sayfayı yeniledim. Şöyle sildim. Bakın buton disable oldu. Inaktif ya da 0 yazdım mesela buton hala inaktif. 1'e geçtim buton aktif. 0 inaktif. Eksi 1 de yine çalışıyor. Sildim yine inaktif oldu. Bu şekilde projelerinizde butonlarınızı disable etme yöntemine gidebilirsiniz arkadaşlar. Ne gibi yerlerde kullanılır mesela? Küçük bir örnek vereyim. Bir sonraki dersimizde zaten bununla ilgili başka bir çalışma yapacağız. Mesela Çalışmış olduğum firmada bir tane yazılım üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Müşterilerimizden gelen bir şikayet butonlara iki kere tıklanabiliyor olmasıydı. Bu iki kere tıklanma sonucunda neyi kaydetmek istiyorlarsa o kaydı iki kere kaydediyordu. Mükerrer kayıt şeklinde çıkıyordu. Bunun olma sebebi şu aslında. Butona bir kere tıklıyorlar. Sayfa henüz kaydedilmeden butona bir kere daha tıklıyorlar. Böyle olunca o aynı sayfayı iki kere kaydediyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bunun bildirimini yaptılar bize. Biz de o butonları birinci tıklamadan sonra inaktif hale getirdik. Yani buradaki disable mantığı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Olmasını istemediğimiz sonuçları engellemek için bunları kullanıyoruz diyelim. Bir sonraki dersimizde zaten bununla ilgili bir örnek yaptık. Butona ilk tıklamadan sonra nasıl inaktif hale getirebiliriz? Bunu direktif yardımıyla yaptık. Hatta şurada da görebilirsiniz bakın. Disable on click. Bunu şimdilik kapatalım görmeyin. Burada biz bu direktifi kullanarak butonlarımızı inaktif hale getirmiş olduk arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım isterseniz. Bu derslik de bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.